İyi akşamlar değerli izleyiciler. Hayatımızın her anının festivaller coşkusuyla geçmesini diliyor ve yeni bir programa başlıyoruz. Biliyorsunuz her yıl Göbekli Tepe 3. Uluslararası Film Festivali ilimizde yapılıyor. Bu sene de 3.sü yapılacak ve yarın başlıyor. Yani ayın 24'ü mü hocam? Evet, 24. 24'ünde başlıyor. 24'ünde başlayacak olan 3. Uluslararası Film Festivali için, Göbekli Tepe Film Festivali için festivalin direktörü ve kurumsal marka iletişim direktörünü davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam izleyicilerimiz sizi merak ederler. Buyur Mustafa hocam, sizi tanıyalım. İsmim Mustafa Denizdoğan, festival direktörüyüm. Sinemayla uğraşıyorum, sinemacıyım. Uzun yıllar İstanbul'da bulundum, sinema sektöründeydim. Sonra 5 yıldır Urfa'da yaşıyorum. Şehirde böyle bir eksikliğin farkına vardım açıkçası. Yani arkadaşlarla bir araya geldik, bir ekip oluşturduk. Böyle bir işe giriştik. İyi ki de girişmişiz. Yani çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Her şey şu an çok güzel gidiyor. Teşekkürler sorunuz için. Peki Emrah Bey siz? Emrah Çiftçi ben. Festivalin kurumsal ilişkiler ve marka direktörüyüm. Mustafa Bey'in ilk yıllarda fikir alışverişi yaptığı arkadaşlardan biriyim. Yol arkadaşı. Aynen, yol arkadaşıyız. İlk böyle bir fikirle geldiği zaman bunu hemen hayata geçirmemiz gerektiğini düşündüm ve hızlıca aksiyon aldık. Bugün 3. yılımız. Gururluyuz, heyecanlıyız. Yarın başlıyor. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel şeyler olur. İnşallah. Peki Emrah Bey, dernek çatısı altında toplanmışsınız. Derneğinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii. Biz şimdi ilk bir araya geldiğimiz zaman birçok aramızda sinemacı, tiyatrocu, oyuncu ve fotoğraf sanatçısı arkadaşlar var. Biz bunu bir ticari kaygıyla yapmadığımız için bütün arkadaşları bir araya getirip bu fikri dernekleştirerek herhangi bir kar amacı gütmeden ve tek amacı festivali gerçekleştirmek olan bir dernek kurarak start verdik. Daha sonrasında ise festivali gerçekleştirdik ilk yılda. İkinci yılda ise dernek faaliyetleri olarak hem festivalin yanı sıra liselerde festivale başvuran filmlerden çocuklar için uygun olan kategorilerde liselerde özel gösterimler düzenledik. Sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu yıl içerisinde festivale destekleyici unsur olması açısından uluslararası düzeyde birçok sinemacı ve yönetmen, ışıkçı, kurgucu arkadaşları, alanında uzman kişileri Urfa'ya getirerek burada atölyeler düzenleme fırsatı bulduk. Derneğimiz sadece festival için yola çıktığımız derneğimiz sosyal sorumluluk projesini de üzerine alarak daha büyük bir çerçevede gelişmeye devam ediyor bu şekilde. Peki Mustafa Bey, siz festivalin programıyla ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Tabii arkadaşlara teslim ettiğim görüntüler vardı açıkçası. Festivalin ilk günü, ikinci günü, üçüncü günü ve dördüncü günü diye. Yani perşembeden başlıyor. Evet, yani yarın açılışımız var. Yarın 16.30'da kapıları açıyoruz. Tereddüt Çizgisi isimli yönetmenle beraber bir film sonrası söyleşimiz olacak. Kokteyl ve müzik, ufak müzik dinletilerimiz de olacak. İkinci günde ise Osman Bey konuşsunca. Cuma günü. Evet, evet. Cuma günü. Osman Bey konuşsunca İBF'nin amfi salonunda 3 tane belgeselimiz gösterilecek. İki tanesi Türk yapımı, bir tanesi yabancı yapımı olmak üzere. Bunlar da işte Klaus Schmidt en iyi belgesel ödülünü için yarışacaklar ve iki yönetmenimiz aramızda olacak. Gösterimler sonrası yine yönetmenlerimizle bir söyleşimiz gerçekleşecek. Üçüncü günü anlatacak olursak, yani cumartesi günü. Cumartesi günü de yine Tribeca Film Festivali'nde ödül alan bir güzel gösterimiz var. Reji Kilisesi'nde olacak gösterimlerimiz. Onun dışında bir de uluslararası gösterimler seçkisi var. Onun dışında pazar günü, yani pazar gününe gelecek olursak, pazar günü ise
ulusal yarışan finalist filmlerimiz gerçekleşecek. Pazar günde de yine Yakamoz isminde bir özel gösterim filmimiz gerçekleşecek. Yine yönetmenle film sonrası soru cevap kısmımız mevcut. Yine uluslararası kısımda da yönetmenler gelen projeler en iyi film, en iyi senaryo, en iyi yönetmen olarak yarışacaklar. Sonrasında kapanış törenimiz mevcut. Evet. Gelen yönetmenler ödüllerini teslim alacaklar. Bu şekilde kısaca. Peki Mustafa Bey, festival diyoruz da festival nedir? Yani bu festivalin ilimize faydaları nedir? Neler olabilir? Buyurun. Şimdi festivaller aslında belirli bir tema etrafında toplanan, yani kültürel, sanatsal, dini bir araya getiren büyük yapılardır açıkçası. Yani festivaller mesela bizimki, yani bu tiyatro olabilir, sinema olabilir, dans olabilir, gastronomi olabilir. Bizimki sinema sanatı açıkçası, film festivali diye geçiyor. Film festivallerinde tabii şehre çok büyük etkileri oluyor. Yani hem sinema sanatını tanıtmak, hem kutlamak, hem yapımcılarla izleyici, yönetmenler, oyuncular bir araya getirip şehirde güzel bir etkinlik gerçekleştirmek. Peki şehre faydaları ne olur? Yani şehre faydaları mı? Örneğin mesela kültürel mirasın korunması. Zaten sloganlarımızdan biri de o açıkçası. Kültürel miras ve sanatı buluşturma sloganı. Ondan sonra turizmi canlandırma. Ondan sonra halkı bir araya getirip toplumsal etkileşim, ondan sonra söyleşiler, paneller gerçekleştirip bunu daha sıkı bir hale getirmek. Ondan sonra şehrin yemek kültürüne, gastronomisine katkıda bulunmak. Yani yerel halkın da festivale katılıp daha güçlü bağlar oluşturmasına sebebiyet vermektedir. Peki kaç film yarışacak? Bu filmlerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Yani 4 tane özel gösterimiz mevcut. Onları saymıyoruz tabii. Onlar yarışma dışı. Onun dışında 8 ulusalde, 8 uluslar arasında 3 tane de belgesel olmak üzere 19 tane filmimiz yarışıyor. 19 film. Evet. Filmlerle ilgili bilgi verme şansımız var mı? Ya zaten katılacak izleyicilerimiz yani o filmlere orada karşılaşacaklar. Evet. Yani orada gizemini korusun açıkçası. Evet. Yani herkesi buradan davet etmek istiyoruz. Evet. Yani buyurun gelin festivalimizi orada yaşayın. Gerçekten ben güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Evet. Herkesi buradan davet ediyoruz açıkçası. Peki festival ülke memleketle memleketinin etkileşimi açısından veya da festival düzenlenmesi ülkeye de memlekete faydası. Bir de bunu yaparken neler yapıyorsunuz? Yani bir festival düzenlemek için neler yapıyorsunuz? Yani biz aslında bir yıla yakın bir emek veriyoruz yani bu 4 güne. Yani açılışla beraber 4 güne kapsıyor. Bunun için tabii çalışmalar yapıyoruz. Yani jürilerle görüşüyoruz. Ünlü yönetmenlerle görüşüyoruz. Onları getirmeye çalışıyoruz. Sponsorluklarla görüşüyoruz, yerel yönetimlerle görüşüyoruz. Yani herkesi bu işin içerisine evet. davet evet. etmeye çalışıyoruz. Yani herkesin açıkçası olmasını istiyoruz. Evet. Mesela bunun içerisinde biz istiyoruz ki bütün kurumlarımız olsun ve bunu sahiplensinler halkla beraber. Yani biraz daha amacımız o. Tabii yani üçüncü yıl olmamıza rağmen gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Yani mesela örneğin Kültür Bakanlığı desteğini aldık. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda yanımızda. Ondan sonra Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi ve daha çok bir de özel sponsorlarımız mevcut. Evet. Peki Emrah Bey, biraz Mustafa Bey'i dinlendirelim. Evet. Evet. Festivalin memleket kültürü üzerindeki etkilerini Şimdi festivalin kültür açısından etkileri, şimdi festivaller dediğimiz gibi sosyal içerikli oluşumlar. Dolayısıyla bu sosyal içeriğin dışında memlekete daha sosyal dışında ekonomik ve etkileşimle kültürel destekler de sağlıyor şehrimize. Şimdi Göbektepe biliyorsunuz dünyaya mal olmuş bir değerimiz. Dolayısıyla
festivalin de bu konuda o zenginliği perçinleyip şehrimize gelecek olan konuklarla, ondan sonra işte burada etkileşime, burada etkinliklerde katılacak olan sinema severler aracılığıyla ülke geneline ve uluslararası düzeyde etkileşim yaratarak şehrin marka değerini arttırmaları mesela amaçlandı. Daha sonrasında ise en önemli konu şehrin bu anlamda, sanatsal anlamda biraz daha kalkınmasına imkan sağladı. Yani bunları söyleyebilirim. Peki Mustafa Bey, festivalin birleştirici gücünü nasıl açıklarsınız? Yani festivaller gerçekten yani istiyoruz ki bütün bize başvuran bütün yönetmenleri şehre davet etmek ve burada konaklattırmak ve şehri tanıttırmak, gerçekten hani burada bu havayı solusunlar. Onun dışında Göbektepe'yi görmelerini, yani şehrin yemekleriyle tanışmalarını sağlamak, ondan sonra bu tarz etkileşimler gerçekten şehre turizm konusunda çok büyük canlılık katıyor. Ve halkın da açıkçası yine kaçabileceği alanlar oluşturuyoruz. Yani şu şekilde insanlar gerçekten, ben burada yaşıyorum ama yani bir şeyler olsun açıkçası. Hani bir İstanbul Film Festivali, bir Altın Portakal Film Festivali gibi etkinlikler neden olmuyor gibi hep hani haykırmalar duyuyoruz çevremizde. Biz de hani buna biraz dokunmak istiyoruz açıkçası. Yani tamam konserler oluyor, şeyler. Mesela UNESCO müzik şehri listesine alındı Urfa. Yani bu çok önemli bir etkinlik. Aynı zamanda biz de hani sanat kısmını, yani müziğin yanında. Örneğin mesela bizim festivalde de Emrah Bey de buna şahit. Mesela müzik olayı bizde çok fazla var. Çünkü film aralarında müzik var. Film evet. Başlamadan önce böyle müzik dinletilerimiz var. Daha çok bir film müziklerine, enstrümantal olarak öyleyiz ama yani müzik bizim festivalimizin her noktasında var. Açıkçası orada yönetmenlerin izleyiciyle tanışması, yönetmenlerin orada başka oyuncularla, yapımcılarla etkileşim halinde olması, tanışması gerçekten önemli değerler sağlıyor festival için. Birleştirici gücünü şöyle bir şey yapabilir miyiz mesela? Herkesin aynı amaç için bir arada olması. Evet. Yani evet. Orada dil, Tabii. Her şeyden. Birleştirici gücü evet. İşte her insanın, bütün insanların oradaki yönetmenidir, izleyicisidir, işte sizin gibi düzenleyicilerdir. Herkesin bir arada bir amaç uğruna bir arada olması. Kesinlikle. Evet. Evet. Peki Emrah Bey, festivalin ekonomik gücünü? Şimdi festivalin ekonomik gücünü oluşturan aynen en önemli konulardan biri zaten sponsorluklar ve destekçiler. Evet. Destekçilerimizin en başında, buradan da bir teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz tabii. En başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Şanlıurfa Valiliği'ne, Harran Üniversitesi'ne değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında bir de özel sponsorlarımız var. Bütün gücünü festival bu destekçilerden ve kaynaklardan sağlıyor. Festivalin daha önce de dediğim gibi herhangi bir kar amacı yok. Yapılan bütün, yani festivalin bütün gelirleri aynı yıl gider olarak kaydedilip kapatılıyor. Dolayısıyla bu anlamda bütün destekçilerimizin de gönlü rahat. Çünkü bunu biliyorlar. Derneğe bağış yapılıyor bu bağlamda. Şimdi mesela bu destekçilerimizin tamamı sadece işte her şeyi bir destekçi karşılamıyor. Bu noktada işte bazısını Büyükşehir Belediyesi, bazısını bakanlık, bazısını üniversite, bazısını ise özel sponsorlardan nakdi veya aynı olarak karşılıyor. Yani bütçesini o şekilde oluşturuyorsunuz. Tabii bütçesi tamamen yine yerelden ve ulusal düzeyde katılımcılardan sağlanıyor. Bu şekilde festivalimiz her yıl gerçekleşiyor. İlk yıllarda bir sponsor bulmakta açıkçası zorlanıyorduk. Çünkü şehrimizde böyle bir festivalin yapılmasını istediğimizde açıkçası biraz anlaşılmadı da. Şimdi biz ilk yıl ve ikinci yıl yaptıktan sonra bu biraz daha şehirde benimsendi. Özellikle özel sponsorlarda mesela bu yıl örnek verecek olursak kota bile mesela koymuştuk. 10 sponsoru, özel sponsoru geçmeyelim diye. Çünkü insanlar artık festivalin gücünü, az önce dediğimiz gibi festivalin birleştirici gücünün farkındalar. Ve bundan açıkçası pay almak istiyorlar. Çünkü festivaller şehirlere
ekonomik fayda da sağlıyor dolaylı olarak. Bu ortadaki bu pastadan herkes pay almak istiyor. Evet. Yani şunu ekleyebilirim. Tabii. Mesela geçen hatta Emrah Bey de vardı. Altın Portakal Film Festivali'ne davetliydik. Biz Göbeklitepe Film Festivali olarak. Orada Berlin Film Festivali'nin direktörü vardı. Mariyet Hanım. Evet. Orada bir panele katıldık. Aslında açıkçası yani bugüne kadar kimse hesaplamamıştı ama dedi ki ben bir açıkçası ekonomist tarafım da var. Böyle bir araştırma yaptım dedi. Yani biz dedi orada tamam 33 milyon avroya yapıyoruz festival ama biz daha sonra bunun şehre yani 18 bin konu şehre bıraktığı parayı hesapladık açıkçası dediler. 70-80 milyon avroya denk geliyor dedi. Kesin. Ama biz belediyeden dedi biz 2 milyon avroyu zorla alıyoruz. Yani çok büyük zorluklar çekiyoruz dedi. Ama tabii yani bakanlık desteğini zaten her yıl alıyorlar açıkçası. Yani bunun ekonomik gücü mesela esnaf. Ekonomik gücü mesela turizm gücü var bunun. Tabii. Gelen oradaki insanların bir sosyal medyada Urfa'nın herhangi bir yerinden bir fotoğraf göndermeler bile etkileşim. Dünyaya tanıtmasına sebebiyet veriyor. Bu konularda gerçekten festivaller, bu tür etkinlikler büyük önem arz ediyor. Çünkü kesinlikle. Parayla yapamayacağınız şeyleri bir iki fotoğrafla, birkaç kişinin gelmesiyle tabii bu ki. İşi çözebiliyorsunuz. Tabii ki. Bu da memleketin tanıtımı için büyük bir nimet. Çok büyük bir şey, evet. Ya bir kere şunu da ekleyeyim, lafınızı bölüyorum. Ya mesela diyelim bize hani 390 film başvurdu. Şimdi mesela bu filmlerin kamera arkasında çalışan birçok insan var. Yani herkes bu festivalden haberdar oluyor. Zaten finale kalan filmler yine yani mesela 20 filmi düşündüğünüz zaman binlerce kişiye tekrar ediyor. Bunlar aileleriyle beraber gerçekten 5000-6000 kişiye ulaşıyor. İnanılmaz bir etkileşim. Burada bir etkileşimde bulunması demek. Ve Urfa ile hiç bağlantısı olmayan kişiler. Tabii. Yani işte yani biraz daha hani bu Urfa'nın tanıtımında Göbeklitepe'nin zaten isim olarak bu şekilde öne çıkmasından bunu söyleyebiliriz. Peki Emrah Bey, festivalin şehrin kimliğiyle özdeşleştiği bir ortam düşünüyorum mesela. Örneğin Altın Portakal Festivali. Evet. Örneğin Altın bizim Portakal. Hayalimiz. Evet. Örneğin Cannes Film Festivali. Evet. Peki 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali. Film Festivali'nin şehrin kimliğiyle özdeşleşme durumu nasıldır? Şimdi şehrin kimliğiyle özdeşleşme durumu tamamıyla bunun uzun yıllara yayılması ve sürdürülebilirliğine bağlı. Yani dünyada, şimdi ekonomik olarak da bunu ele alacak olursak, dünyada çok büyük film festivalleri ya da işte eğlence festivalleri var. Mesela işte Rio Karnavalı gibi, o da bir festival. Mesela işte az önce bahsettiğimiz Berlinale gibi, Venedik Film Festivali gibi. Bunlar hepsi yıllardır, uzun yıllar boyunca sürdürülebilir bir şekilde ve devam ettirme korkusu olmadan devam etmiş ve bir süre sonra tıpkı her gün işte markete gidip işte eve alışveriş yapmak gibi insanlar her yıl o festivalin o şehirde olacağını kanıksamışlar. Mesela biz Altın Portakal Film Festivali'nde belediye başkanının bir cümlesi benim aklımda kaldı. Dedi ki biz çocukken dedi biz paralarımızı biriktirirdik, gelirdik. Korteji izlemek için, ön sıralardan yer kapmak için bir gün öncesinden gelirdik. Mesela bu şekilde yaşanmışlıkların ve bir araya gelmelerin birike biriktikten sonra şehre mal olur ve bundan sonrasında insanlara aslında açıkçası şunu dünyaya haykırmak istiyoruz. Şöyle bir durumun oluşmasını istiyoruz. Yani insanlar Göbeklitepe'ye ziyaret etmek istediklerinde bunu festival haftasına denk getirip festivalde gelip hem hoşça vakit geçirip hem de Göbeklitepe gezisidir, diğer gezileridir. Aynı anda aradan çıkarmasını amaçlıyoruz aslında. Şehrin tabii ki kültürel mirası çok fazla. Bir de sanatsal mirasını onun yanına yerleştirmek istiyoruz. Bu da ancak süreklilikle olur, ancak kaynakla olur. Çünkü az önce işte Berlinale'den de bahsettik. İşte ne kadar kaynakla ne kadar getiri sağlanıyor. Aslında bu görünmeyen bir yatırım şehre. Dolayısıyla burada karar vericilerin biraz daha açıkçası desteklerine mecburuz. Şehrin gelişmesi için mecburuz. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Bunun içerisinde mesela başka sanat dallarında katmayı düşünür müsünüz ileride? Yani, festival dediğiniz çok yönlü. Evet. Sadece şimdi, filmle tabii, değil. Karnaval
durumu, müzik tabii, durumu. Tabii tabii. Mesela biz 5. yıldan evet. sonra biz evet. uzun metraj filmlere de mesela giriş yapmak istiyoruz. Evet. Bunu yaparken de mesela festival mesela şu anda 4 gün. Bunu ama biz o dönem geldiği zaman bir haftaya, haftaya mesela 10 güne çıkarma gibi bir durum olacak. Mesela belki kortejler yapılacak. Şehrin belli noktalarına evet. backdroplar konulacak. Ondan sonra şehrin belli noktalarında konserler düzenlenecek. Belki sinemayla bağlantılı tiyatro buna eklenecek, işte müzik eklenecek bu şekilde. Zaten hali hazırda var olan bütün kaynakları bir araya getirerek şehirde bir bayram havası. Zaten festival dediğimiz şey yerel bayramlardır aslında. Aynen, yerel bayramlardır. Dolayısıyla daha bazı ulusal bayramlardan mesela daha şeyle karşılanır. Çünkü o şehre, o yere özgü bir şeydir. Yani insanlar da bunu benimserler. Şimdi dediğim gibi bunun gerçekleşmesi için uzun yıllar geçmesi gerekiyor. Biz de sabırla bu işin açıkçası üzerine gidiyoruz. Bırakmayı düşünmüyoruz. Elimizden geleni de her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Evet. Mustafa Hocam, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya ben de yani kesinlikle yani mesela dedim ya müzik bizim de zaten festivalimizin bir parçası. Ondan sonra zaten gastronomiye değinmiyorum. Zaten evet. biz gelen bütün konuklarımızda gerçekten festival yani o gün bittikten sonra zaten hep birlikte yemeğe çıkıyoruz ve bu da çok önemli bir değer. Gerçekten insanlar yani mutfağımızla bir araya gelince yani o zenginin farkına varıyor. Zaten Göbeklitepe hani gerçekten çok önemli bir değer. Bunu zaten film başvurularında da biz görüyoruz açıkçası. Çok kaliteli yapımlar festivalimizi tercih ediyor, başvuruyor. Yani yeni bir festival olmamıza rağmen. Bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Mesela bunun yanında paneller düzenleyebiliriz ileride. Ondan sonra mesela şundan bahsedebilirim. Yine Avrupa Birliği'nin bir projesi olan kültür için alanın şu an bir projesini yapıyoruz. Ve mesela pazartesi aslında bizim festival başladı gibi bir şey oldu. Şimdi 40 öğrenci proje geliştirme ve film yapımı diye profesyonel sinemacılar geliyor. Şu an mesela eğitim alıyorlar. Mesela şu an saat 8.30. Saat 8'de mesela eğitimleri sona erdi açıkçası. Ve bu 5 gün sürüyor. Daha sonra bunlara sertifika veriliyor ve gerçekten bu bölgede de evet film yapmaya çalışan kişilere, gençlere olanak tanıyoruz. Şu an mesela 4. atölye evet. Festivalin 1. günü bitecek açıkçası. Sonra festival başlayacak. Ondan sonra da bir atölyemiz daha mevcut. Yani 5 atölyeyi bu şekilde şehirde tamamlamış olacağız. Ve gelen öğrenciler çok memnun açıkçası. Yani gidip hani bir İstanbul'da, bir Adana'da, bir Antalya'da ulaşacakları bilgiye biz burada sunmaya çalışıyoruz. Bu da onların daha çok film yapmasına, kendini geliştirmesine olanak tanıyor açıkçası. Peki Emrah Hocam, film olarak, konu olarak ne seçiyorsunuz? Yani tabii bu siz seçiyorsunuz. Şimdi bizim belirlediğimiz herhangi bir konu yok. Sadece şöyle. Filmde başvuru tema. Tabii temalarımız tema. Belli. Evet. Şimdi bizim kategorilerimiz üçe ayrılıyor. Evet. Ulusal, yerel, uluslararası evet. ve uzun metraj evet. arkeoloji temalı belgesel. Tabii arkeoloji demiş. Biz temayı evet. sadece arkeoloji belgesel konusunda evet. Göbeklitepe'nin evet. ve bölgenin arkeolojik değerine vurgu yapmak için sadece belgesel konusunda arkeoloji temasını şart koşuyoruz. Diğerleri ise tamamen kurmaca kategorisinde. Yani genel bir kategoride başvuruya açıyoruz. Bu bağlamda herhangi bir şeyimiz yok. Yani kısıtlamamız yok. Yani isteyen evet. istediği filmle katılabiliyor. Evet. Tabii isteyen istediği filmle katılabiliyor. Zaten şimdi iyi filmleri ön jürimiz değerlendiriyor. Zaten katılmışsa ve ön jürimizden olur not almışsa açıkçası festival yönetimi olarak bize de pek bir şey demeye şey kalmıyor yani pek bir sözümüz kalmıyor. Peki bu sene kaç film ön jürinin önüne geldi? 390 film. Mustafa Bey'in de belirttiği gibi. Tabii 390'ın üzerinde film bu sene yani ön jürinin önüne geldi. Bu üç kategoride tabii yani bunun içerisinde belgesel,
ulusal bir de uluslararası, yani toplam 390 film. Bir de evet, tabii 4 tane de özel gösterimiz var ekstradan. Tabii özel gösterimlerimizin ikisi 2024 yapımı. Tabii 2023 bu yıl yapımı. 2024 yapımı. Evet. Bu şekilde. Peki izleyicilerimiz festival turizmi ve endüstrisini merak ederler Mustafa Bey. Bununla ilgili neler anlatmak istersiniz? Ya festival turizmine değinecek olursak tabii bu biraz daha zaman alıyor. Yani bunu biraz daha gerçekten festivalin pişmesi, büyümesi gerekiyor. Gerçekten insanlar hani dışarıdan gelip bu filmleri izlemek için, hani şehirde konaklamak için zaman ayırması gerekiyor. Bu biraz daha zaman alan bir şey. Mesela bunu bir Cannes Film Festivali, bir Berlin Film Festivali veya bir Sundance bunu becermiş durumda açıkçası. Ama biz daha o kadar büyümedik. Ha, ama ileride tabii niye olmasın? Yani bizim onlardan ne eksiğimiz var? Tabii ki yani bizim hani amacımız gerçekten o endüstrinin içerisinde yer almak. Tabii endüstrinin içerisinde yer almak derken yani tamamen hani onlara teslim olmuş değil de yani bizim onlara hükmettiğimiz, hani bizim tabii, yapımızı, kültürel yapımızı bozmayacak şekilde bir değişim yani ve bir büyüme diyelim açıkçası. Yani. Peki Emrah Bey, festivallerin giderlerini merak ediyorum. Şimdi festivalin en önemli. Evet. Siz devam edin. Bunda sponsor desteği, yerel yönetim katkısı varsa yeterli düzeyde mi? Yani festivalin yani en önemli giderleri. Nasıl bir bütçe yapıyorsunuz? Bütçeyi yaparken neyi düşünüyorsunuz? Şimdi bütçe yaparken bizim festival mesela kendi festivalimiz üzerinden gidecek olursak festivallerin en önemli giderlerinden birini reklam oluşturuyor. Reklam, basılı materyaller, ondan sonra gösterim giderleri, teknik masraflar, ondan sonra bazı yıllar karşıladığımız giderler, işte ödüller. Evet. Ondan sonra ödül heykelcikleri, işte festivallerin ağırlanması, uçak biletleri gibi ciddi masraflar karşımıza çıkıyor. Bir de festival, yani festival dediğimiz zaman bu işlerin tamamını bir kişi veya birkaç kişiyle yapmanız mümkün değil. Yani öyle olursa eğer yani komik şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim gibi büyük bir ekibe sahip festivallerin ona göre tabii giderleri oluyor. Herkesin bir işin ucundan tutması gerekiyor ve herkesin öncelikli olarak alanında hakim olması gerekiyor. Mesela Mustafa Bey festival direktörümüz, ben marka direktörüyüm, arkadaşlar var, genel koordinatör mesela. O şekilde bir 12-13 kişilik bir sadece festival komitemiz var. Onun dışında gönüllülerimiz var. Bu şekilde ele aldığımız zaman inanılmaz bir bütçe ile karşılaşıyoruz. Tabii sağ olsun burada işte daha önce de bahsettiğim gibi sponsorlarımız ve destekçilerimiz çok büyük yükü sırtladılar. Yani biraz da açıkçası hani tabir yerindeyse imece usulüyle festivali yürütmeye çalışıyoruz. Umarız önümüzdeki yıllarda daha büyük kaynaklarla bahsettiğim işte şehirde kortejlerdir, ondan sonra işte konserlerdir. Festivalin aslında festival tırnak içerisinde tam anlamıyla festival olması için gereken kaynakları da bulduğumuz takdirde niye daha iyisi olmasın diye her yıl açıkçası bu soruyu kendimize soruyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Mustafa Bey de bir şeyler söylemek isterse evet, ekleyebilir. Belki atladığım bir şey vardır. Buyurun. Yok, siz sorun. Sorun. Daha büyük ve sonuçlu festival için ne tür şartlar gerekiyor? Ya açıkçası onun için yani çok büyük bir altyapının olması gerekiyor. Ya örneğin mesela mekan desteği, ondan sonra ses sistemlerinin sorunsuz olması, ondan sonra gerçekten örneğin mesela Göbeklitepe'de böyle bir etkinlik yapacaksanız oranın tarihi dokusuna zarar vermeden hani geziler veya orada bir takım etkinlikler gerçekleştirmesi, yani mekana zarar vermeden, yani önemli mekanların desteği. Tabii bunun hani altyapısının sürmesi uzun zaman alıyor, yani profesyonel bir şekilde bunun sağlanması. Örneğin mesela konaklama diyelim, gerçekten gelen insanların mesela ulaşımı olsun, konaklaması olsun, bu çok önemli. Yani gerçekten bu bir prestij meselesi. Bu yani gelen konukların rahat yerde konaklaması, güzel bir ulaşımla geldikleri yerden karşılanması, ondan sonra
kaldıkları yerde konaklatılması, bunlar çok önemli festivallerde. Biz de hani bu altyapının gelişmesi için biz de hani eksikleri etrafa fısıldıyoruz açıkçası. Yani şuyumuz olsaydı daha iyi olurdu, şu olsaydı daha iyi olurdu diye. Olumluk geri dönüşler alıyoruz. Bence güzel şeyler bizi bekliyor yani. Yakın zamanda çok güzel haberler duyacağız açıkçası. İnşallah. Hem kültür merkezleri konusunda, hem sahneler konusunda, altyapı konu, hem mekanlar konusunda güzel geri dönüşler bence olacak yakın zamanda. Mesela kültür merkezleri konusunda gerçekten sıkıntı. Evet. İyiyiz biz. Evet. Yani eksiğimiz var. Çok büyük bir eksik. Mesela evet. Gönül ister ki 3. Göbeklitepe Film Festivali Göbeklitepe'nin orada yapılsın. Evet. Evet. Yani tarihi dokuya, ya mesela bizim ilerideki aslında benim en büyük hayallerimden biri. Yani gerçekten o Mezopotamya Haran Ovası'na sırtını dönen bir sahneden mesela bir gün batımında böyle mini bir konserle daha sonra bir ödül töreninin orada gerçekleşmesi. Yani bu çok en büyük iyi. İsteklerimizden biri. Tabii tarihi dokuya zarar vermeden. Evet. Yani zarar verecekse kesinlikle oraya yaklaşmayız bile asla. Evet. Evet. Yani bununla birlikte memleketin bütün tarihini pazarlayabiliyorsun, dışarıya evet. aktarabiliyorsun. Tabii. Bu da turizm için büyük bir gelişme. Mesela bugün Balıklı Gölü duymayanlar Balıklı Gölü duymayanlar. Tabii. Tabii sadece Göbeklitepe değil. Balıklı duymayanlar ki büyük bir yer, altı şehrimiz var. Evet. Haran'da. Evet. Şu ayıp şeyler şey. Var mesela insanlar duymuyor. Bu tür şeylerde gezilerle gelen konukları bu yerleri gösterme şansımız oluyor mu? Ya zaten Balıklı Göl kesinlikle. Zaten hani ilk gördükleri yer Balıklı Göl oluyor açıkçası. Balıklı Göl'den başlayıp Mozaik ve Arkeoloji Müzesi. Ondan sonra bir de biz cumartesi günü gelen konukları, davetleri büyük otobüsler ayarlayıp tur şeklinde. İl Kültür Müdürümüzün desteğiyle, Aydın Bey'in desteğiyle orada girişlerde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak şekilde gelen konuklar orada rahat bir şekilde hem müze olsun, mozaik müzesi olsun bir de Göbeklitepe gezisini sunuyoruz açıkçası. Bir de son dönemde Karahan Tepe de çıkmış. Evet, evet. Yani orası şu an tam açılmış değil. Yani yakın zamanda şu an çatısı yani o yapılacak sanırım yakın zamanda. Eğer ondan sonra açılırsa tabii Karahan Tepe turları da yakında başlayacak. İnsanlar onu da çok merak ediyor yani çok soruyorlar açıkçası. Evet. O da Göbeklitepe'den sonra öyle bir turumuz da olacak tabii. Göbeklitepe'den sonra. Peki bu üniversiteyle diyalogumuz ne durumda? Özellikle üniversitenin radyo, sinema, TV ve arkeoloji bölümüyle diyalogumuz ne durumda yani? Bunlarla ilgili. Yani diyalogumuz ilk günden beri çok güçlü. Evet. Yani hocalar sağ olsunlar bize çok destek veriyor. Aynı zamanda hem festivalimizin jüriliğinde de yer alıyorlar. Ondan sonra evet. Orada mesela cuma gününü orada gerçekleştireceğiz. Belgeseller orada görüyoruz. Mesela söyleşileri orada gerçekleştireceğiz. Yani hem arkeoloji olsun hem sinema, güzel sanatların hocaları olsun. Bize o konuda yani sinemanın hocaları olsun. Bize çok destek veriyorlar. Yani bu konuda kendilerine sevgilerimizi iletiyoruz festival olarak. Aynı zamanda öğrenciler de bizim festivalde gönüllü olarak görev alıyorlar. Evet. Yani hem bir festival nasıl yapılır, orada en azından sinema filmleri üzerinden fikir edinmeleri radyo televizyon için özellikle. Bu da onlara bir mesleki gelişim sağlıyor. Yani perde gerisini evet, tabii, hazırlanmayı, tabii, organizasyonu. Tabii. Bunun bütçesi şu bu çekirdekten yetişiyorlar. Tabii ki. Aynen öyle. Evet, aynen evet. Öyle. 3 yıldır bizimle beraber olan mesela gönüllülerimiz var. Üniversitede evet. Öğrenci olup da. Bu bize gurur veriyor. Yani insanların bize, gençlerin bize inanması. Yani bir bakıma onlardan da bir güç alıyoruz. O da bizim bir kaynağımız. Bu şekilde. Yarınki programınız şeyde başlıyor değil mi? Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi. Eski adıyla Reci. Şeyde değil mi? Haşmiye'de o. Evet. 58 Beydam. Peki programımızın sonuna geldik. Yarın başlayacak olan 3. Uluslararası Göbekli Film Festivali için ilimize, izleyicilerimize, katılımcılara ve gelecek olan misafirlere ne tür mesajlar vermek istersiniz? Yani güzel sürprizlerimiz var, güzel konuklarımız var. Buradan herkese çağrıda bulmak istiyorum. Yani festivalimize buyurun gelin. Güzel filmler mevcut. Yani ilk defa karşılaşacağınız, izleyeceğiniz filmler var festivalde. Biz özel gösterimlerimiz, aynı zamanda yönetmen söyleşilerimiz, panellerimiz mevcut. Buyurun gelin festivalimize. Bu bizi onurlandıracaktır. Buradan herkese sevgilerimizi iletiyoruz festival olarak. Ben de herkesi bu festivale davet etmekten gurur, onur duyarım. Çok da sürprizi bozmak istemiyorum.
Çünkü Mustafa Bey'in de belirttiği gibi özel sürprizlerimiz var. Festival film gösterimleri, film gösterimlerinden sonra oyunculu söyleşiler, yönetmenli söyleşiler var. Bir de sürpriz isimler var. Katılmanız bizi onurlandıracak. Herkesi bekliyoruz efendim. Ben de inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum. Programda renk kattınız, değer kattınız. Biz teşekkür ederiz. Herkesin beklediği gibi sizin arzuladığınız türden bir festival geçiririz. Memleket için, ülke için, herkes için güzel hayırlısı olacak. Başlangıçlara vesile olur. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler. Hayatımız hep festivaller içerisinde geçsin dedik. Çünkü festivaller bir ülkenin bayramıdır. Umarım yarın başlayacak olan üçüncü uluslararası Göbekli ve Film Festivali Şanlıurfa'mız için bir bayram havasına geçer. Gelen misafirlerimiz, izleyicilerimiz, gençlerimiz, halkımız ülke olarak bundan zevk alır. Gelecek nesillere kültürümüzü aktaracak şekilde oluşur. Ve bizler de Göbeklitepe Film Festivali deyince Şanlıurfa'nın akla geleceği, tıpkı diğer film festivalleri gibi akla geleceği bir dilekle programımızı bu akşam noktalıyoruz. Başka bir konu noktada buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.